birbirine sevdalı iki genç. Bir miktar kredisine yardım etmek istiyoruz. Bir oğlumdur o da benim. Annem yok dedin, yetiştirme yurdunda büyüdüm dedin. Bir sürü kişinin kalbini kazan. Fatih'i bekleyen müjdeli haber ne? Gizem'in babası canlı yayında. Şimdi Esra Erol'da. Seninle evlenmek istiyorum. Çok ayıp bir şey. Ya gidin ya. Yunus Emre'ye aşık, o da bana aşık. Yunus Emre ile Cemre, şimdi Esra Erol'da. O zaman şarkı söylemek lazım ama zaman. O zaman şarkı söylemeli çığlık, çığlık. O zaman yeni köpükler belki biraz. Hoş geldiniz. Dünkü o karmaşadan çıkıp ikiniz kalabildiniz. Ya da karşılıklı o cesareti gösterdiniz konuşabilmek için. Yunus Emre niye bu kadar mantıklı? Niye bu kadar mantıklı? Ben her şeyime adım adım yapmak istiyorum hayatta. Şimdi tabii her zaman her şey pozitif gitmez hayatta. Ben de demiyorum kendim için. Ben hayatı lekesiz yaşamışım. Elbette bir şeyleri hayatımda olmuş. Ondan belki ben biraz yavaş davranıyorum hayatta her şeye. Biraz daha hem de şimdi 35 yaşındayım. Tabii yaşlı da değilim. Tabii daha çok gençim 35 yaşında ama rahat bir hayata yaşamak istiyorum. Bu da esasın tek. Ondan işte yavaş yavaş bir kritik nasıl diyorsam kritik her şey kritik bilmiyorum kritik ediyorsun her kritik şeyi. Kritik ediyorum evet. İnceleyip iyi düşün. Evet dokuyorsun. Evet. Ben peki sana dün Yunus Emre Cemre'yi tanımak istiyor musun demeseydim sen bu cesareti gösterebilir miydin? Belki daha gösteremezdim. Niye? Ben çok düşünerek iş yapıyorum. Her zaman şimdi mesela söz gelişi ben bir şey yapmak istesem ben önce 10 kişide sormam lazım. Soruyorum. Niye? Ondan sonra bir analiz ediyorum ona. Ondan sonra bakıyorum ki ne? Hangisi iyi, hangisi iyi değil. Bir gün düşünmem lazım. Böyle şeyler zaten şakaya gelmez bence. Cemre, dün iyi ettin mi Yunus Emre'ye o cesareti vererek? Evet. Nasıl geçti? Kafa kafaya verdiniz. Evet. Baş başa kaldınız. Evet. Konuştuk. İşte kararı ona bıraktım. Kararı ona bıraktın. Senin bir kararın yok mu? Var. Ne konuştunuz baş başa? Buradan çıktıktan sonra. Evet, ne konuştuk? İşte ailesi için konuştuk. Ben ailem için, ben hayatıma onu anlattım. O da aynısına. Ne düşünüyor? Nasıl bir hayat düşünüyor? Bayağı kolay bir hayat esasında istiyor. Şimdi zor bir şey değil, mantıklı bir hayat istiyor. Şimdi büyük hayalleri de yok. Baya güzeller. Ben de tabii düşündüm bunun için. Kendi kendime işte düşündüm, tarttım, kaldırdım, indirdim. Ne var, ne yok, olur mu, olmaz mı? Maalesef olumsuz. Ne? Niye? Ya bazı şeyler var esasında ben açıklamak istemiyorum ama bizim bir şey var esasında ona bir şey... Yine çok hızlı değil misin? Ya zaten sana bir şey anlatayım. Dün akşam esasında ben hiç yatamadım. Zaten şimdi başım ağrıyor. Bayağı işte düşündüm, taşındım. Arkadaş Gökhan dün akşam sağ olsun benim moralimi çok bozdu. Çok sağ olundan. Ben şimdi oteldeydim. Arkadaşlarla, akrabamla görüşüyorum, anlatıyorum. Ne düşünüyorlar, ne düşünüyorlar. Şimdi onlar oradan daha iyi, net görüyorlar her şeyi. Arkadaş şimdi geldi dün akşam. Sevinmiştim. Her şey olumlu olabilirdi. İşte tam daha karar veremedim. Arkadaş bana diyor,
meydan okumak gibi sert şeylerle bana, Cemre bana talip olacak. Sen bunu biliyor musun? Sen niye Cemre'ye onu söylemiyorsun? Kesinlikle öyle bir şey yok yani. Gerçek var ya, şok oldum, şok. Esra Hanım. Kim dedi sana Cemre bana yemin talip olacak diye? Şey. Esra Hanım. Yani. Talip dedi. Talip dedi. Ne yok yok. Bu bana dedi ki ne? Sen buna talip olacakmışsın. Yemin ederim öyle bir şey yok. Gerçek sana. Esra Hanım. Yine titriyorum böyle şeyler gerçek. Ben de titriyorum ama öyle Yunus bir şey Bey yok. Yunus Bey zaten ilk başta yarım yamalak Türkçesiyle ne bizi anlıyor ne de biz onun söyledikleri anlıyoruz. Bu bir. İkincisi, ben dün serviste giderken otelimize bir söylenti aldım. Yani lojadan arkadaşımın birinden. Bir söylenti aldım. Şimdi öyleyse kimden bir aldın saniye, bunu? Bir saniye. Öyle bir Cemre şey Hanım yok, demiş ki Gökhan bana talip olacakmış. Ben de... Ya yemin ederim saniye, öyle bir şey saniye. Yok. Bir ya yapmayın Allah aşkına ya. Ya zaten ben tartışmalar içinde kendimi iyi yönetebilen biri değilim. Kendimi iyi ifade edebilen bunu biri değilim. Bunu sana kim söyledi? Sözümü kesmeyin. Söylesene, kim sana söyledi? Esra Hanım, o kişiye söz verdim, söylemeyeceğim. Ben sözümü duran bir sözümden. Loca'dan bir arkadaşın mı? Şey, ya Cemre Hanım'ın ismini bile şimdiye kadar hiç ağzıma almış değilim. Hatta varlığından bile fazla haberim yok. Ben bugün laf geçti. Ben hangi Gökhan diye, Serhat Bey'e Gökhan sandım. Kim? Yani Gökhan Loca'dan biri bilmiyordum. Ya Loca'dan bir arkadaşım böyle böyle dedi bana. Loca'dan biri ben söz verdim Esra Hanım, sözümü duran bir şey yok. Gerçekten iftira ediyorlar ya. Ya ben şok oldum zaten ya. Ben... Esra abla demin ben Yunus'a Loca'da sordum. Nasıl oldu dedim. Sonuç abi olur mu dedi. Ya şu anda şu kararı verdi, ben de yıkıldım. Yani, ya öyle bir ya şey, şey yok. Her şeyi lütfen, size söylemem lazım değil ki ne. Hayır. Hayır etmişim. 5 günlük tanıyoruz birbirimizi. Hayır et bu. Cemre geldiği günden beri aynı odayı paylaşıyoruz Yunus Emre. İlk günden beri söylediği laf Yunus Emre. Sadece Yunus Emre. Yani peki, başka bu... bir şey. Gökhan'ın ismi geçmedi. Loca'dan bunu sana söylerdi. Olsaydı ben söylerdim, bilirdim. Ve Gökhan Bey, bence açıkla, hepimizi zan altında bırakıyorsun şu anda. Mahvettin zaten sen beni, komple bitirdin sen zaten beni. Sana kim olduğunu söylersen kim söyledi? Ya Esra abla öyle bir şey yok, yemin ederim öyle bir şey yok yani. Sadece merak benim ediyorum. De bu durumla ilgili bilgim yoktu, böyle böyle duyunca ben kim de o kızgınlıkla birkaç arkadaşıma sordum olmadığını. Kim söyledim. Dedi sana? Ya. O arkadaş ben dedim desin, evet. Evet. Bunu söyleyen... Ben çünkü söz verdim Esra Hanım. Ama sen onu söylemesen ben başka şeyleri de açmak istiyorum.